İşte milyonlarca insan farklı bir dili konuşuyor. Elbette ki onlar da konuşacaklar. Ve ayrıca da büyük bir zenginlik artık kurucu elitlerin bir tehdit gibi görmesinden ziyade bugün farklı dili konuşanların bir farklı dilin bir toplumda farklı dillerin bir zenginlik olduğu kabul ediliyor. Bu yüzden bunun siyasi yani bu toplumda büyük sorun yok. Yani toplumda insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Farklı dillerinde yaşıyorlar. Farklı dini anlayışları var. Bunları da yaşıyorlar ama bunun siyasi yansımalarını görmüyoruz. Daha böyle tek dil, işte tek bir sosyal norm olması gerekirmiş kabulü çok yaygın. Türkiye zaman zaman barış süreçlerine girdi. Bu da işte son barış süreci de olumlu bir neticelenmedi. Ama bu bitti anlamına gelmez. Çünkü sorun devam ediyor yani. O yüzden de yeni barış süreçleri olmalı. Ve yeni barış süreçlerinde de ilgili her tarafın olması gerekiyor. Yani hiçbir grubun ihmal edilmemesi gerekiyor. Ve biliyoruz ki yani Kürt halkına seslenecek önemli insanlardan biri de Abdullah Öcalan. Ne oyunda onun fikirlerinin de iletilmesi ve bir barış sürecine yeniden girmesi gerekiyor Türkiye. Türkiye Kürt sorununu çözemediği zaman ne ekonomik refah ne işte hukuk devleti hiçbir şey söz konusu olmaz. Zor durumda olan insanlar şikayet edecekler ve şikayet ediyorlar ve genel olarak işte yönetimle ilgili bir takım olumsuz duygular besleyebilirler. İşte bütün bunları çözmeden iktidarı devam ettirmenin bir tek yolu var. Farklı gruplar arasında güvensizlik iyi yaymak. Yani insanlar bir başka grubu kendisine tehdit olarak gördüğü zaman o zaman çok önemsemezler. Yani kendi sorunlarını, iktisadi sorunlarını. Bu yüzden maalesef yani bu toplumdaki farklı grupların bir araya gelmesi ve hatta güvensizliğin de devam etmesi gerekiyor ki devam etsin bu istenmeyen ve diyelim ki eleştirilen siyasi iktidar ancak bu şekilde devam ettirebilir iktidarını. Yani çok farklı gruplar birbirlerini tehdit olarak gördüğü sürece bir araya gelip durumlarını değiştirmeyeceklerdir. Toplumun içinde çeşitli gruplar birbirlerini tehdit olarak gördükleri zaman aslında demokratik bir yönetim mümkün olmaz. Yani çünkü demokratik bir yönetim demek şimdi bu parti o zaman da başka bir parti yönetebilir. Bunun kabul edildiği anlamına gelir. Ama toplumun içindeki gruplar birbirlerini tehdit olarak gördükleri zaman yaşamsal tehdit olarak gördüğü zaman aslında demokratik yönetimde aslında mümkün olmaz. Eğer gruplar birbirlerini tehdit olarak görürse işte o zaman vesayete ihtiyaç vardır. Yani o zaman ya yabancı güç ya da aslında askeri güç tehdit olarak gördüğümüz takdirde veya görüldüğümüz takdirde demokratik bir yönetim olmayacak anlamına gelir. Tersinden de artık demokratik rızanın olmadığı bir siyasi yönetim de ancak devamını o şekilde sağlayabilir. Toplum artık kaderini kendi eline almalı ve şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için tehdit olarak görmediği ve tehdit olarak görülmediği bir durumun olduğunu fark etmeli.